Yaklaşık 20 gün önce boğaz ağrısı başlamıştı. Sonrasında ağır bir halsizlik, kas ve eklem ağrısı ve ciddi anlamda bulunduğum yerden kalkamayacak bir noktaya gelmiştim. Sonrasında bunun normal bir hastalık olmadığını düşünerek test yaptırmaya gittim. Test yaptırmaya gittiğim yerde ateşim ölçüldüğünde çok yüksek ateş olmadığı için beni geri gönderdiler. Faranjitsindir, bir şeyin yoktur dediler. Halbuki bende boğaz ağrısı şiddetlenmişti, öksürük fazlalaşmıştı. Onun dışında nefes almada bir güçlüğüm yoktu ama ciddi anlamda halsizdim, ayakta duracak halim yoktu. Ama buna rağmen test yapmadılar, eve gönderdiler. Ben de önemsemedim, hani faranjitimdir belki de diye, onların da söylediği gibi. Eve geldikten sonra hala hastalık geçmedi ve ben ciddi anlamda artık durumun daha kötüye gideceğini düşünerek tekrar gittim. Orada bir dahaki gidişimde yine aynı hastaneye biraz ısrar ettim. Evde risk grubundan olan insanlar olduğunu söyledim. Durumumun kötüye gittiğini söyleyince orada ciddi anlamda ısrar olunca anca orada güç bela test yaptırabildim. Sonrasında da zaten test sonucum pozitif geldi. Pozitif geldikten sonraki süreçte hastaneye tekrar gittim. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne. Orada bana işte EKG çektiler. EKG'min normal olduğunu görünce Plaquenil denilen hidroksiklorokin içeren ilacı verdiler. Zaten şu an Sağlık Bakanlığı'nın kılavuzunda da o ilaç yazıyor. Fakat o ilaca dair de çeşitli tartışmalar olduğunu bugün görüyoruz. İşte pek çok sağlıkçı dünya çapında hani bu ilacın hiçbir etkisinin olmadığını söylüyor. Yani ben iyileştim ama hani bu iyileşme bu ilaç sayesinde mi oldu, başka bir şekilde mi oldu, bunu bilemiyorum. Onun dışında kimlerle temas ettim? Yani ailemden çok ciddi kaygı duyuyordum. Ailemle temasım olmuştu. Çevremdeki arkadaşlarımla temasım olmuştu. Zaten bugün özellikle fabrikalar çok ciddi anlamda vaka sayısı artmış durumda. Temaslı sayısı zaten onun çok çok üstünde. Ben de sürekli bu fabrikalardan arkadaşlarımla görüşüyorken büyük ihtimalle onlardan bu hastalığın bulaştığını düşünüyorum. Eve geldikten sonra karantina süreci, yani doktorlar 14 gün karantinaya almam gerektiğini, sonrasında hayatıma kaldığım yerden devam edebileceğimi söylediler. 5 günlük ilaç kullanımından sonra. Evdekilere hemen ilk gün İl Sağlık Müdürlüğü aradı. Filyasyon ekiplerinin geleceğini söylediler. Bize ulaşacağını söylediler. Durumu bilgilendirmek için aradıklarını söylediler. Pozitif olduğumu haber vermek için aradıklarını söylediler. Fakat ben zaten bir gün öncesinde hemen pozitif olduğumu öğrenip gitmiştim. Filyasyon ekipleri ise yaklaşık karantinanın 4. günü geldiler. Yani onlar da evdekilerin durumunu sordular. Yani çok detaylı bir sorgulama yapmadılar açıkçası. Zaten ben de 4. gün geldiler ama ben onun öncesinde sürekli ilçe sağlık müdürlüğünü arıyordum ve çok yoğun olduklarını, yetişemediklerini ifade ediyorlardı filyasyon ekiplerinin. Nitekim 4. gün geldiler. Biz o zamana kadar evde ailem zaten test yaptırmıştı ve sonuçları negatif gelmişti neyse ki. Yani onun sonrasındaki süreçte karantinanın ilk başladığı günden itibaren normalde aile hekiminin takip etmesi gerekiyor ama benim kayıtlı olduğum aile hekimim gitmiş. Yani artık aynı yerde çalışmıyormuş ve sistemde de hiçbir aile hekimi gözükmüyor. O nedenle de hiçbir şekilde aile hekiminin bir takibi söz konusu olmadı. Tamamen kendimi takip etmeye çalıştım. 14 gün bittikten sonra da beni arayan olmadı kesinlikle. Ben işte birkaç gün daha bekledikten sonra tekrar hastaneye ikinci testimi negatif olduğunu ya da pozitifse de hani ne yapacağımı öğrenmek için tekrar gittiğimde de artık ikinci testin yapılmadığını, durumumun iyi olduğunu ve normal hayata dönmem gerektiğini söylediler. Artık sadece ikinci testi sağlık çalışanlarına ve askeri personele yaptıklarını hastanede tüm doktorlar ifade etti. Yani oldukça zorlu bir süreçti benim açımdan. Özellikle semptomlar yine nispeten çok ağır bir şekilde atlatmasam da psikolojik açıdan çok yorucuydu. Umarım bundan sonraki süreçte
Daha iyiye gider demek istiyorum ama gerçekten de bugün hastanelere gittiğinizde durumun çok vahim olduğunu görebiliyorsunuz. Yani sürekli sistem kilitleniyor. Mesela bu yani pazartesi günü olan bugün gittiğimde Ankara'daki tüm hastanelerin yaklaşık bir saat sistemleri kilitli kaldı ve hiçbir işlem yapılamadı bu yüzden. Yani durumu çok ağır olan hastalar bile kapıda beklemek durumunda kaldılar. Bunu gözlerimle gördüm diyebilirim. Yani sağlık çalışanları gerçekten zaten kendileri de sürekli ifade ediyor. Yani artık tükenme durumuna gelmiş gibi görünüyor. Yani hem test sayısının artırılması gerekiyor ama yani sağlıkçıların üstüne çok büyük bir yük binmiş durumda. Yani hükümet de hiçbir şekilde önlem almadıkça yani böyle insanları sadece işte önlem alın demek yetmiyor. Sonuçta bugün sermayenin çıkarları halkın çıkarlarının önünde ekonomik işte gelişmelere bakarak hareket ediliyor ve bu durum hem aslında bakacak olursak sadece sermayeyi koruyan bir noktaya gelmiş durumda. Yani işçi ve emekçiler bildiğiniz fabrikalarda, sokaklarda sinek gibi bu hastalığa yakalanıyor yani. Yani umarım gerekli önlemler artık bir an evvel alınır. Özellikle yani yoksul emekçi mahallelerinde bu önlemlerin kesinlikle alınması şart. Çünkü en çok bugün baktığımız zaman Ankara'ya olsun diğer büyük şehirlere de olsun hep işçi ve emekçilerin yoğun yaşadığı bölgelerde çok daha yayılmış durumda bu salgın. Yani bu saatten sonra Sağlık Bakanlığı'nın işte fabrikalarda işverenlerin, sendikaların daha ileriden bir tutum alması lazım. Bu sorunu çözmek için gerekli önlemlerin alınması için daha somut, daha çözücü adımlar atması lazım. Burada da tabii ki de işçi ve emekçilere de iş düştüğünü düşünüyorum. Yani biz kendi sağlığımızdan da bir yönüyle sorumluyuz. Hani buna sahip çıkmamız gerekiyor. En azından sağlık hakkımız için bizlerin de bugün birleşmesi ve sesini duyurması gerekiyor. Yoksa gerçekten de bugün hani ben halkın sağlığının ciddi anlamda çok umursandığını düşünmüyorum. Yani bundan sonra da iyileşip iyileşmediğimi nasıl öğreneceğime dair de hani şu an semptomlarım tamamen ortadan kalktı neredeyse. Yani test yaptıramayacağım gibi görünüyor ama yani normal hayatıma daha da dikkat ederek ben bundan sonraki süreçte devam edeceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar.